Mansur. Efendim. Sen benim eserimi oynadın değil mi? Ölüm Korkusu piyesini. Evet Hüsrev. Onu oynarken yaşadın mı? Öyle bir yaşadım ki sahnede olduğumu unutuyordum. Halbuki piyesindeki adam kendisini asar. Babasının asıldığı ağacı asar. Madem ki yaşadın, ne arıyorsun karşımda? Mansur, ben de biliyorum. Deliyim, aldırma laflarıma. Hüsrev, sen hiçbir an deli olmadın. Olmayacaksın. Deli olmasam hiç başıma gelenler için kabahat annemde bulur muydum? Kabahat bende. Niçin sende olsun Hüsrev? Aa, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Çünkü bir adam yaratmaya kalkıştım. Ona bir kafa, bir çift göz, bir burun, bir ağız uydurmak, ona göre bir beyin yapmak ve göğsünün içine bir kalp takmak. Bir kalp, anlıyor musun? Bitti mi? Biter mi? Bu adama bir de kader çizmek lazım. Bu adam yaşayacak, gezecek, tozacak, başından bir şeyler geçecek. Sonra, ben Allah mıyım? Hüsrev, kendine gel. Ben kendimdeyim zaten. Fenalaşmandan korkuyorum. Artık hiçbir şeyden korkma. Az kaldı. Rahata çıkıyorum. Bir adam yaratmaya kalkıştım. Ona bir surat ve kader bulmak. Nerede bulayım? Kendimi buldum. Suratsız ve kadersiz adam şahlandı. Zincirini kırdı. Elimden kaçtı. Kalıbımı giyindi. Kaderimin içine yattı. Benim de kaderim buymuş.